Hocam merhaba. Merhabalar hocam. Nasılsınız hocam? Teşekkür ederim, sen nasılsın? İyiyim hocam ben de. Hocam bugün ne konuşuyoruz? Yeni üniteye geçiş yapıyoruz, mutluyuz, enerjiyiz. Diyoruz ki canlılar nesillerini devam ettiriyorlar, evet. Üreme yapıyorlar, büyüyorlar ve gelişiyorlar. Yani canlılarda üreme, büyüme, gelişme. İlk adımına başlıyoruz. Önce insandan, kendimizden başlıyoruz. Biraz bencillik yapıyoruz. Şimdi diyoruz ki canlılar böyle ortak bazı özelliklere sahipler. İşte her canlı bir şekilde solunum yapıyor, bir şekilde besleniyor. Hatta bazıları ışığa yöneliyor, bazıları bizler gibi aktif olarak hareket ediyor. E tabii nesillerini sürdürmek için de ne yapıyor? Bütün canlılar bir şekilde ürüyorlar. Şimdi kendimize bakarsak dönüp biz de özelliklerimizi atalarımızdan, yani anne babamızdan alıyoruz. Bunun içinde özel bazı hücreler var. Diyoruz ki annemizden gelen bir hücre var. Anneden ve babadan gelen özellikler. Yani bir çeşit eşeyli üreme gerçekleşecek ama bu hücrelerin oluşumu ile ilgili ben biraz ilk ünitelerime gitmek istiyorum. Ta eski konuya gittim. Mayoz bölünme sayesinde üretilen özel hücrelerden bahsediyoruz. Annemizden yumurta hücresi gelecek. Bir hücreden bahsediyoruz. Babamızdan dersek eğer buradan da sperm hücresi gelecek. Ve bu ikisi birleştiğinde ne olacak? Ne olacak hocam? Artık çocuk. Artık yepyeni bir canlı ortaya çıkacak. Ve bunun aşamalarından birazdan bahsedeceğiz. Şimdi yumurta ve spermin temel özelliklerini şöyle bir incelemek istersek. Gel bir bakalım. Diyoruz ki şöyle kabaca incelersek. Şurada bir tane yuvarlak top var. Dünyamız falan. Değil tabii. Nedir hocam o? O bir yumurta hücresinin kabaca gösterimidir. Aslında bir fotoğraf gibi falan düşünebiliriz. Böyle biraz değiştirilmiş, renklendirilmiş falan. Şimdi şuna baktığımda diyorum ki spermle boyutunu karşılaştırırsam yumurta hücresi daha büyük. Ve yumurta hücresi her ay bir tane oluşturulurken bir sürü sperm hücresi görüyorum ve çok daha küçük olduklarını görüyorum. Evet hocam, bol daha minik. Bol miktarda sperm hücresi üretiliyor ve bu sperm hücreleri yumurtayla kıyaslandığında çok daha küçükler. Şimdi sperme baktığımızda temel olarak 3 parçadan oluştuğunu görüyoruz. Biz 3 kısım. Baş kısmı genetik bilgiyi taşıyor ve yumurtayla birleştiğinde yumurtanın ortasındaki genetik bilgiyi taşıyan o çekirdek kısmıyla birleşip işte bizi oluşturacak o bilgiyi alıyor. Evet, 8. hocam. Sınıfta çok daha detaylı öğreneceğiz bunları. Sonra diyoruz ki hareketini sağlayan fıtı fıtı kuyruk kısmı ve iki parçayı birbirine bağlayan boyun kısmından bahsediyoruz. Destek olacak. Fark edersen bu kuyruk böyle şey gibi bir balığın kuyruğu gibi. Benziyor hocam. Hah, aynen öyle. Yani sperm bu kuyruğu sayesinde hareketli olacak. Özel bir sıvının içinde yüzüyor olacaklar. Ama yumurta tek başına böyle ağır abla modunda duruyor olacak. Spermler ona ulaşır mı, ulaşmaz mı diye bekliyor olacak. Süper. Detaylarını az sonra göreceğiz. Evet, şimdi çirkin yazımına başlığımızı attık. Dedik ki dişi üreme sistemi nedir, nasıl bir şeydir? Dişi üreme sisteminden bahsedersek diyoruz ki temel kısımlarına şöyle bir bakalım. Öncelikle 4 ana kısımdan meydana geldiğini görelim. Nedir hocam onlar? Birinci adım bu yumurtaların üretildiği bölüm demiştik. Özel hücrelerimizin. Burada yumurtalıklar var. Bir yumurtalık sağ tarafta, bir yumurtalık sol tarafta. Bakın evet, şöyle tuttuğumuzda fark edebiliyoruz. Yumurtalıklarla ilgili şu bilgiyi verebiliriz. Yumurtalıklar regl dönemi başlangıcında aslında aktif oluyor. Evet. Yani bu da biz ergenliğe girdiğimizde artık vücudumuzda bazı hormonlar çalışmaya başladığında evet ben çalışıyorum sinyali vücudumuza gittiğinde aktif oluyorlar. Şimdi vücudumuz diyor ki sen çocukken bebekken bir dur sakin ol. Dişi ya da erkek üreme sistemleri vücudumuzda hep var ama ergenlik döneminden itibaren vücudumuz artık bir yetişkin olmaya, büyük bir birey olmaya adapte oluyor. Böylece yumurtalıklar da aktif oluyor. Regl dönemi dediğimiz dönem de işte yumurta eğer döllenmezse vücuttan atılma dönemi oluyor. Yani şunu biliyorum yaklaşık olarak genel kültür bilgilerimden nedir falan da hocam o? Her bir yumurtalıkta olgunlaştırılan, üretilen yumurta vücutta eğer döllenirse bebek oluşuyor. Döllenmezse işe yaramadı deyip vücuttan atılıyor. Atılıyor. Ve yaklaşık bir aya yakın bir süreç gerçekleşiyor. Bir ay bir yumurtalık çalışıyor, diğeri dinleniyor. Diğer ay diğer yumurtalık çalışıyor, diğeri dinleniyor. Peki yumurta üretildi. Bitti mi? Bitmedi. Bitmez. Yumurta yavaş yavaş şu üstteki o boynuzumsu çizgiden hareket etmeye başlıyor. Buyurunuz efendim. Bu çizgi, şu kanal yumurtayı taşıyan kanal. Yani yumurta kanalı. Yumurta kanalı dediğimiz bu arkadaş... Bu arada hocam yumurta kanalı demişken arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kesinlikle. Efendim bizim için bir kere olsun güler misiniz? Bilmem. Her şeye rağmen. Bilmem abi, ben imamım. Ben gülmem. Yumurta kanalı dediğimiz kısım olgunlaşan yumurtanın yavaş yavaş ilerlediği, böyle biraz daha ortalara doğru gittiği yer. Ama bir şey sormak istiyorum şimdi. Ben az önce dedim ki yumurta hareketsiz. Evet. Spermin kuyruğu var, yüzüyor falan da yumurta hareketsizse nasıl ilerliyor da gidiyor? Nasıl gidiyor hocam? Hmm, burada şey oluyor. Bir akarsudaki balıkları düşünürsem kuyruklarıyla kendi kendilerine yüzebiliyorlar. Spermler doğru. Böyle hareket ediyor. Yani kendi hareket yetenekleri var. Ama ben akarsuya bir tane böyle büyük kaya parçası atarsam akıntının hızı
hızıyla sürüklenip yuvarlanır mı? Gider. Hah, işte bu yumurta kanalı ne yapıyor? Diyor ki ben biraz kasılayım, gevşeyim, içindeki böyle özel yapılarla o yumurtayı ittire ittire götüreyim, yuvarlaya yuvarlaya götüreyim. Yani buradaki püf noktam sperm hareketli, yumurta hareketsiz tek başına ama çevredeki o vücuttaki yapı sayesinde ittirilerek, yuvarlanarak hareket ettiriliyor. Gençler hareketli mi, nasıl gidiyor? Sorularda kafamızı karıştırmasın. Şimdi yumurta kanalında yumurtalıktan üretilen, yola çıkan yumurta yola çıktı. Yavaş 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 ilerliyor. İki durum gerçekleşebilir. Ne hocam? Bir, yumurta kanalındayken spermle karşılaşabilir, döllenme gerçekleşebilir ve bebeğin oluşması için bir yatağa gidip şöyle yan gelip uyuyabilir. Ya da spermle karşılaşmadı, artık bir ihtiyacımız kalmadı, vücuttan dışarıya atılabilir. Eğer ki yumurta kanalında spermle birleşir de döllenme gerçekleşirse, yine püf noktası, döllenme yumurta kanalında olur. Hep ters köşe yapılır. Ne yapılır biliyor musunuz? Şöyle denir. Yumurta, yumurtalıkta üretildi. Yumurta kanalında ilerlerken spermle birleşip de döllenmeyi gerçekleştirirse ne oluyor? Özel bir hücre oluşuyor. O hücrede ne yapıyor? Böyle oh bir yatakta yatıp dinlenip büyüyüp gelişiyor. Kim bu yatak ya? Biz bu arkadaşa diyoruz ki şu bölgeye döl yatağı. Yani eğer döllenme olursa bebeğin büyüyüp gelişeceği kısım. Ha, bebek orada gelişiyor. Aynen öyle. Döl yatağının başka bir adı daha var. Nedir belki hocam? Duymuşsundur. Rahim. Rahim, duydum hocam. Aynen. İki ismi de görebiliriz. Bitti mi? Bitmedi. Ne demiştik? Yumurta döllenirse yerleşecek, büyüyecek, gelişecek, gittikçe büyüyecek, büyüyecek. Hatta bu bölgede gittikçe büyüyor, karın şişiyor falan. Ha, döllenme olmadı. Ne olacak o zaman? Dışarı atılacak. Bu sefer ne yapacak? Buradan vücut dışına açılan bir boşluktan dışarı atılacak. Süper. Yani ne olacak? İşte regl dönemi gerçekleşmiş olacak. İşe yaramayan yumurta dışarı gönderildi. Burası ne? Bazen döl yolu kelimesini görebiliriz. Evet. Daha bilimsel söylersek vajina kelimesini kullanıyoruz. Süper hocam. Ne yaptık? Diş üreme sistemini tanıdık. Yetti evet. mi? Yetmedi. Gel bir de erkek üreme sistemini tanıyalım. Evet. Geldik erkek üreme sistemine. Evet hocam. Şimdi ne yaptık? Yumurtanın yumurtalıkta üretildiğini öğrendik. Erkek üreme sisteminde de spermler üretilecek. Nerede üretilecek? Nerede hocam? Yine, yine yumurtalıklar gibi vücutta iki tane bulunan, bir çift bulunan testislerde üretilecek. Yine çoğul kullandık. Dikkat. Evet. Sonra hocam. Ne yapıyoruz? Diyoruz ki spermler üretildi. Yavaştan bir hareket edeceklerdi. Hani yüzüyordu bu arkadaşlar. Doğru. Nerede gidecekler? Nereden? Tabii ki yumurta nerede ilerliyordu? Yumurta kanalında. Kanalında doğru hocam. Bu durumda spermler nereden ilerleyecek? Sperm kanalında. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar kanalımıza abone olun. Şimdi ne yaptık? Dedik ki şu kanal şöyle geliyor ve sperm kanalı adını alıyor. Şimdi spermler yüzebiliyorlardı o kuyrukları sayesinde. Doğru. Ama bir sıvı lazım yüzmeleri için. Bu sefer diş üreme sisteminde duymadığımız bir kavramdan bahsedeceğiz. Ne duyacağız? Diyeceğiz ki özel salgılar lazım bu spermlerin yüzebilmesi için. O yüzden salgı bezi lazım. Salgı yani bezi. Yani spermlerin yüzebilmesi için onlara destek olacak o sıvıyı üretecek salgı bezi gerekiyor. Salgı bezinin ürettiği özel salgı sayesinde spermler artık yüzebilecek o sıvıya kavuştular. Evet hocam. İşimiz bitti mi? Bitmez. Bitmedi. Çok üzgünüm çünkü spermler de vücut dışı açılacaklar. Evet. Vücut dışına çıkmaları için de vücut dışına bir bağlantı lazım. Bir evet organ hocam. Lazım. Bu sefer de ne yapıyoruz? Şöyle diyoruz ki hemen geldik ve penis dediğimiz kısımla vücut dışına bağlantıyı sağladık. Aynı Süper. Zamanda idrar kanalı da buradan dışarıya açılıyor. Bu da ekstra bilgimiz olsun, olsun. Gençler. Şimdi ne yaptık? Bir şeyler görüyoruz. Bazı aşamalar var. Buyurunuz efendim, döllenme ve vücuttaki gelişimi biraz daha detaylı inceleyelim. Şimdi ne demiştik? Annemizden yumurta hücresi, babamızdan sperm hücresi geldi. Geldi hocam. Ha, bu hücreler mayoz bölünme ile üretiliyorlardı. Bunu yine böyle ilk ünitelerimizi hatırlayarak gördük. Üreme ana hücrelerinde mayoz gerçekleşti ve yumurta sperm ne yaptı? Oluştu. Sonra ne oldu? Eğer birleşiyorlarsa yumurta kanalında bir araya geldiler ve döllenme özel mi? Bir durum oluştu. Bu olay döllenme ismini aldı. Bakınız spermler fıtı 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 yüzdüler. Uygun olan ilk giden şampiyon sperm ne yaptı? Yumurtaya ulaştı ve döllenmeyi gerçekleştirdi. Süper. Yani gençler burada ekstra bilgi veriyorum. Aslında hepimiz hayatımızın başlangıcında herkesi arkada bırakıp kazandık. Şampiyon olan, kazanan ve yumurtaya ulaşan spermlerin sonucu dünyaya geldik. Yani ilk şampiyonluğumuzu daha doğmadan aldık. Hayat boyu da eminim ki başka şampiyonluklara böyle adım adım koşarak gideceksiniz. Baştan winner'ız hocam. Baştan şampiyonuz yani, o kadar winner'ız. Şimdi döllenme gerçekleşti. Döllenme gerçekleştiği anda bizim bu özel yumurtayla spermimizin birleştiği hücremizin bir adı oluyor. Bu özel isim zigot oluyor gençler. Zigot dediğimizde artık döllenmiş yumurta demek istiyoruz. Yumurta ve sperm bir araya geldi. İkisinin de genetik bilgisi birleşti. Hatta kromozom sayısından bahsedersek en kromozomlu spermle en kromozomlu yumurta birleşti. Yine iki en yani 46 kromozomlu özel hücreyi zigotu oluşturdu. Hadi buyurun.
zigotların ilk ünitelere geri dönüşü. Sonra ne oldu? Zigot durduğu yerde durmadı. Bir tane hücreydi ya. Bu sefer de yine böyle eskiden bildiğimiz mitoz bölünme dediğimiz olay gerçekleşti. Bir hücre bölündü, iki tane oldu. Birbirine yapışık. İki hücre bölündüler, dört oldu. Sonra tekrar bölündüler, sekiz oldu. Sonra 16, 40 yapar. Sonra 16, sonra 32, sonra 64, 128, 216, 512, 1024. Gidelim mi? Gidelim. Binlerce, on binlerce hücreye ulaştıkça ne oluyor artık? Bu özel hücreler dokuları, sonra organları, sonra vücudumuzdaki sistemleri oluşturuyor. Yani ufaktan artık bir özelleşme gerçekleşiyor bu hücrelerde sayı arttıkça ve bakınız bir sonraki aşama embriyo ortaya çıkıyor. Bu arada yine bonus bilgi, birçok canlının aslında embriyosu birbirine benziyor. Daha gelişimin ilk aşamaları olduğu için. Henüz çok özelleşmiş organlar ortaya çıkmadığı için. Bir tavuk embriyosuna bakarsanız insan embriyosuna çok benzer olduğunu görebilirsiniz. Sonra embriyo yine hücreler üretiyor, büyüyor, gelişiyor. Çok hızlı mitoz bölünmelerle, özelleşmelerle artık fetüs ismini alıyor. Bu aşama bebeğe dönüşene kadar devam ediyor anne karnında. Sonra doğum ve artık hayata gözlerimizi açıyoruz. Ve ağlayarak hayata başlıyoruz değil mi? Evet hocam. Bebekler genelde niye ağlar ya da ağlatılır biliyor musun? Bir şaplak. Oksijen. İlk nefesini alması lazım. Derin bir nefesle o canı yanıyor. Ağlamazsa da ağlasın, akciğerlerine hava girsin, oksijen girsin diye de işte ağlatılıyor. Yani derin bir nefesle böyle soru çözerken derin bir nefes alıp başlıyoruz ya çalışmaya, çözmeye falan. Biraz onun gibi hayata da öyle başlıyoruz. Diyoruz ki döllenme gerçekleşti. Yaklaşık 40 hafta sonra, yani yaklaşık 9 ay 10 gün sonra bebek dünyaya geliyor normal şartlarda. Peki bebek anne karnında bu kadar zaman geçiriyor. Anne bu arada bir şeye dikkat etmeli mi? Etmeli gibi hocam etmeli, sanki. Değil mi? Bu gelişim aşamalarına gel bir daha yakından bakalım. Sonra anne neye dikkat etmeli ona bakalım. Şimdi anne karnındaki gelişim demiştik. Ne yaptı? Bir tane hücreyken 2, 4, işte 8 ben böyle saydım 40 eder de bağladık. Fasulyeymişiz hocam. Önce böyle minicik nokta tek mikroskopik boyutta bir hücreyiz. Ondan sonra ne oldu? İşte pirinç tanesi oldu. Anneler takip eder bunu. Bazen babalar da eder biraz şeyse. İlgiliyse, hevesliyse diyelim. Sadece annelere vermeyelim mevzuyu. En son çocuk yapsın olur. Çocuk da istiyor. He? Tabii yapsın. Niye her şeyi kadınlara yüklüyorlar ki? Aa üzüm kadar oldu. Aa erik oldu. Şeftali oldu. Kavun oldu. Karpuz oldu falan derken sonra böyle bir şeyler oluşuyor. Sonra at gibi bir çocuk geliyor hocam. Aynen. Nur topu gibi bir toz toparlak velet geliyor. Şimdi mevzuya baktığımızda anne karnında hücre bölünmelerinin çok hızlı ve çok bu yoğun miktarda gerçekleştiğini biliyoruz. O yüzden de annelere diyorlar ki işte sağlığına normalde olduğundan daha çok dikkat et. Çünkü anne ile bebeği birbirine bağlayan özel bir göbek bağımız var. Doğana kadar tüm madde alışverişimizi oradan yapıyoruz. Anne vücuduna ne alırsa yararlı zararlı kordon, göbek bağı ya da plasenta denen farklı isimler duyabiliriz. O bağ sayesinde bebeğe iletiyor. Bebekte oluşan atık maddeler de yine aynı şekilde anneye gönderiliyor ve annenin vücudu sayesinde dışarı atılıyor. Ama anne sağlıklı beslendi, doğru şeyleri yaptı, çocuğa da yararlı maddeler gidiyor. Ya tersi olursa, zararlı alışkanlıklar varsa ya da radyasyona maruz kaldıysa, kimyasal aldıysa, işte bu süreç çok hızlı ve çok önemli bir süreç olduğu için hamilelikte bazı şeylere çok dikkat etmek lazım diyorlar. Mesela anneye gel bakalım. Şimdi ne yaptı? Anne neye dikkat ediyor? Bir kere öncelikle onu yiyeyim bunu yemeyeyim. Oo şu şunu yemiş bunu yemiş. Neydi? Ye ekşiyi yap. Çıkar ayşeyi. Ye tuzluyu bilmem neyi bir şey. Tabii o işin esprisi. Evet hocam. Ama sonuçta ne diyoruz? Yeterli ve dengeli beslenme önemli. Zaten sağlıklı olmak için hepimizin yapması gereken bir şey. O yüzden anne adayları da yeterli ve dengeli beslenmeli. Yani canı bir şey istiyorsa vücudunda o madde eksildiği içindir aslında. Ama abartıp oo sen iki canlısın onu da ye bunu da ye. Tabii. Üç kişilik ya beş kişilik ya dememek lazım. Aşermek oradan mı geliyor? Aşermek aslında evet. Aşermek dediğimiz şey vücudumuzda bazen canımız bir şey ister ya. Vücudumuzda aslında bazı maddeler, bazı mineraller eksilebiliyor. Ve vücut ne diyor? Aslında sen şunu yediğinde onu telafi ediyorsun. O yüzden şunları yersen hani o eksiğini kapatabilirsin. Bunu hormonlarımız bilinçli yapmıyor ama işte o vücudumuzun çalışma ritmi, metabolik hareketlerimiz aslında vücudumuzda nelerin eksik olup nelerin fazla olduğunu bizi uyararak anlatıyor. Tabii böyle dengesiz beslenmeye başladıkça hep bir şeker açlığı falan çekebiliyoruz. Hep bir enerji isteyebiliyoruz. O da sağlıksız beslendiğimizi gösteriyor. Şimdi dedik ki yeterli ve dengeli beslendik. Güzel. Her gıda grubundan uygun şekilde aldık. Aldık ama bir yandan da bu aldığımızı yani yediğimizi yakmamız lazım. Uygun sporlar yapmamız lazım. Doğru hocam. Hareket. Yani işte. Hareket berekettir. Hareket de iyidir, güzeldir. Tabii ki ağırlık kaldırmayacağız. Tabii ki maraton koşmayacağız. Ama yüzme gibi, esneme hareketi içeren pilates, yoga gibi basit bildiğimiz illa adının böyle özel bir şey olmasına gerek yok. Hamile
yogası yaptı değil. Ufak tefek vücudunu esnetecek hareketlerle, düzgün yürüyüşlerle, temiz havada birazcık hareket etmekle, bulunmakla aslında sağlığı koruyacak birçok şeyi yapmış oluyor anne adayları. Sonra tabii ki annenin aldığı her şey bebeğe geçer demiştik. Evet, ne hocam. Oldu? Sigara, alkol, herhangi bir şekilde kimyasal içeren bir şeyler asla aldıysa zararlı, tabii ki bebeğine de zarar veriyor demektir. Ne yaptı? İlaç kullanmaya kalktı. Bilmem ne vitamini şu komşumuz aldı. Şunu içti, bunu böyle yaptı. Ağrısı çoktu, ilaç aldı. Doktor tavsiyesi olmadan herhangi bir şekilde gıda takviyesi bile olsa sizin vücudunuza nasıl bir tepki vereceğini bilmezsiniz bir ilacın. Bir anne adayı da buna dikkat etmelidir. Hiçbir zaman sağlıklı normal insanlar başkasının önerdiği ilacı kullanmamalı. Sağlığım bozuldu işte eczacıya gidip danışabilirim küçük problemlerde ama mutlaka doktor kontrolünde eğer bir ilaç kullanacaksam kullanmalıyım. Hepimiz için geçerli, anne adayları için daha özel. Sonra radyasyondan yani röntgen çektirmekten uzak durmalıyız. Bu durumda ne oluyor? Böyle ilanlar görüyoruz. Radyasyon alanıdır. Anne adayları ya da hamileler ya da riski olanlar girmesin bu bölgeye diye. Bu ne demektir? Anne karnında o tek bir hücre çok çoğalıyordu ya. Oradaki birkaç hücre bile radyasyondan kötü etkilense çok fazla hücreye dönüşeceği için bebekte sakatlık riski ortaya çıkıyor ve çok daha fazla oluyor. Yani benim vücudumda 10 hücre zarar görse ben çok büyük bir problem yaşamayabilirim. Ama anne karnındaki 10 hücre sonra yüzlerce binlerce hücreye dönüşecek ve onların zarar görmesi, deforme olması, problem yaşaması ne oluyor? İlerleyen yıllarda öğreneceğiz. Mutasyon geçirmesi bebekte çok ciddi problemleri ortaya çıkartabiliyor. Ultrason çekmek farklı bir şeydir. Ses dalgasıyla yapılır. O yüzden hamilelerde görüntüleme için ultrason kullanılır. Ama çok acil bir şey olmadıkça röntgen çektirilmesi, X ışını alması engellenir. Sağlık hepimiz için dikkat etmemiz gereken bir şey. Anne adayları için çok daha önemli. Şimdi konuyu biraz anladık mı? Evet gel hocam. Gel bir soru çözelim. İyice didikleyelim bu konuyu. Şimdi dedik ki biz bu konuyu öğrendik. Hadi gel pratiğini yapalım. Şimdi erkek ve dişi üreme sistemlerine ait yapılara bakıyoruz. Evet hocam. Buna göre de bu yapılar görev bakımından eşleştiriliyor. Benzer özellikler görüyorlardık. Bir tanesi tam böyle uymuyor gibi özellikleri. Hangisi hatalı eşleşmedir diye bize sormuş. Şimdi vajina ve penis. Ne oldu? İkisi de vücuda dışarıya doğru bir bağlantı yapan kısımlar. Evet hocam. İkisiyle de atıyoruz. O zaman ne oldu? İkisi de benzer özelliklerdedir. Sonrakine bakıyorum. Yumurtalık ve testis. Benziyor yumurtalıklarda hocam. Üreme hücresi yumurtalar oluşturulur. Testislerde üreme hücresi spermler oluşturulur. Bu da benzer. Bunu da aldık. Yumurta kanalı, sperm kanalı. Bu da benziyor gibi. Ne demiştin? Özlü bir sözün vardı. Kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar demiş büyük bilgin Recep. Ne oldu? Rahim ve salgı bezi kaldı. Rahim ne yapıyordu? Bebek oluşacaksa yerleşip orada büyüyüp gelişiyordu. Evet. Salgı bezi spermin hareket etmesi için gereken sıvıyı üretiyordu. Çok bir alaka hiç kuramadım. Alakası ne dersin? Yok hocam. O zaman D'yi işaretledim. Ne alaka dedim. Evet, ben bu şekli bir yerden hatırlıyorum. Boynuzlar evet, boynuzlar diye esprisini yapmıştık. Dedik ki dişi üreme sistemine ait yapılar ve harflerle gösterilen kısımlar var. İşte K, L, M, N falan güzel. Sonra özelliklerine bakıyorum. Acaba bu soruların cevabını bana hangisi verir? Harflerden bulmaya çalışıyorum. Şimdi yumurta ve spermin döllenmesi nerede gerçekleşir? Aman dikkat demiştik. Döl yatağı yani rahimde olmaz. Genelde bu karıştırılır. M'de rahime hocam gelmeden yumurta kanalında yani M'de olur. Güzel. Yani cevaplardan C'yi ve D'yi eledim. Sallayabilirim. %50 tutturma şansım var. Atış serbest. Ne deriz acaba? Yok atmayalım okuyalım mı? Peki bakalım tutacak mı? Sonra bana diyor ki embriyo gelişimini nerede tamamlar? L'de. L'de yattı, uyudu, ne yaptı rahimde? Büyüdü, gelişti. O zaman cevabımız B oldu. Oğlu. Güzel. Şimdi bana diyor ki erkek ve dişi üreme hücrelerini gördüm. Sperm ve yumurtayı. Bunlarla ilgili ortak özellik arıyorum. Dikkat. Hangisi doğru, hangisi yanlıştır değil, ortaktır. Evet hocam. Dediği için altında çizmişiz. Şimdi en sayıda kromozom bulundurma yani normalde 46'ydı. 23 tane kromozom bulundurma. İkisinde de var. Ortak. Mayoz bölünme sonucu oluşma. Ortak. Hareket edebilme. Ortak değil. Değil. Yumurta ağır ablaydı duruyordu. Sperm kuyruğu sayesinde yüzüyordu. Yumurtalıklarda üretilme. Ortak. Mı? Sperm yumurtalıkta üretilmiyordu da testislerde üretiliyordu. Doğru hocam. O yüzden de o da ortak değil. Aman bize ters köşe yapmasın. Cevabımız ne oldu? 1 ve 2 ortaktır. Yani A seçeneği oldu. Süper hocam. Hocam peki bir sonraki videoda ne işliyoruz? Bir sonraki videoda artık diyoruz ki başka canlılarla da ilgilenelim. Bitki ve hayvanlarda üreme çeşitlerine bir bakalım. Biraz daha detaylandıralım. Bakalım. Bu arada bu konuyla alakalı da sorularınız olursa arkadaşlar yorumlara yazın. Biz cevaplayacağız bunları. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepiniz hoşça kalın. Görüşürüz.